Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz zehirime ve kanalıma hoş geldiniz. Gerçekten çok teveccüh gösteriyorsunuz, çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Selçuk Bey enerjiniz çok iyi, Selçuk Bey enerjinizi seviyoruz. İşte ne kadar olsa da ben hiç hisseyle ilgim yok, borsa ile ilgim yok ama her akşam saat 8'de sizi dinlemeyi seviyorum, sizden aldım enerjiyi seviyorum şeklinde. Bunlar çok güzel şeyler arkadaşlar. Hayatta bir sürü sıkıntı oluyor, bir sürü zorluk oluyor. Ama o zorluklara rağmen yine de gülümseyebilmek, yine de hayata tutunabilmek, mücadele etmek en önemli şeylerden biri. Sonuçta öldürmeyen başarısızlık insanı güçlü kılar, daha güçlü hale getirir. O yüzden başarısızlıklardan da çok fazla korkmamak lazım, umutlu olmak lazım. E umut da her zaman için insanı daha iyi, daha pozitif hale getirir ve daha fazla pozitif bir enerji vermenize neden olur. Belki de sebep bundandır. Değerli arkadaşlar şimdi bana çok fazla e, istek geliyor. Şu şekilde işte bizimle şu sohbet odasına katılır mısın? İşte Bizimle şurada şu röportajı yapar mısın filan diye. Ben tabii ki e, çok eski e, iki tane değerli dostumu kıramadım. Bunlardan birisi e, Mehmet abi. Bir diğeri de en başarılı borsa kanalı Ahmet hoca. Bu ikisinin yeri bende ayrıdır. İkisi de benim için çok kıymetli ve değerli üstadlardır. O yüzden birçok insandan gelen o teklifi değerlendiremiyorum ancak... Ne Mehmet Hoca'yı, Fırat Dicle hocamı ne de Ahmet hocamı kıramadımdan dolayı her ikisini de sohbet odasına ve e, Ahmet Hoca'nın da yarın akşam saat 9'da perşembe günü onun daveti üzerine borsa, hisse, dolar üzerine söyleşi yapacağız. E tabi bu bir duyuru videosu aslında sizler için. Yani yarın akşam yarın akşam da maç varmış. Galatasaray e, Barcelona sanırım önemli de bir maçmış. Benim futbolla pek bir alakam yoktur. Çok fazla futbolla ilgilenmem. Ama Ahmet Hoca herhalde o yayını kayda alır. Kayda alır ama canlı izleyenler olur. Sonra kayıttan izleyenler olur. Ben bu işleri pek beceremiyorum. Yani canlı yayın işte diyor ki canlı yayın açın falan. Ben nasıl sohbet odasında canlı yayın açılır? Hatta Fırat hocam bayağı bir uğraştı beni bağlamak için. Bayağı bir mücadele ettik. ben onları pek bilmiyorum. Yani YouTube'da işte bir 10 dakikalık video çekebiliyoruz. Sizlerle beraber akşam olabiliyoruz. Yani kendimi geliştirmem lazım bunu kabul ediyorum ama takdir edersiniz ki var diyeli çalışan bir eş, var diyeli çalışan bir profesyonel, var diyeli olan bir profesyonel hayatım. Evde birisi ilkokulda, diğeri liseye giden iki tane çocuk olunca takdir edersiniz ki gece nöbet, gündüz nöbet yani kendinize gelemiyorsunuz, kendinize vakit ayıramıyorsunuz, çocuklara vakit ayıramıyorsunuz. Yani çok fazla vakit ayırmakta gerçekten büyük sıkıntı ve sorun olabiliyor. Ancak dediğim gibi bu iki arkadaşın hiçbir zaman ben hatırı bende çok büyüktür onlar için ben çiğ tavuk yerim. O yüzden yarın akşam saat 9'da en başarılı borsa kanalı Ahmet Hoca'nın misafiri olacağım. Dediğim gibi maç var ama dediğim gibi onu da şey yapabilirler ancak biz misafiriz. Misafir davete icap eder. O yüzden hepinizi bekliyorum. Şimdi değerli arkadaşlar evet şimdi videomuzu çektik ama boş boş durmayalım. Şimdi şeyden önce çektim akşamda işim var. Piyasa kapanmadan önce çektim. Amerikan borsaları güzel bir şekilde yukarıya doğru gitti. Ancak yukarıya doğru gitti ama o ilk başta bir yukarıya doğru giderken böyle yüzde iki, iki buçuklara kadar geldi. Ondan sonra tekrar bir aşağıya doğru hafif bir eğildi gibi. Bizim borsamıza bakalım. Bizim borsamızda nerelerdeyiz? Bir türlü beklediğimiz cevap alamıyoruz. Ancak bunlar son derece normal. Çünkü kritik bir haftadayız. Ben daha önceki videolarımda size söylemiştim kritik bir haftada olduğumuzu. O kritik haftada olduğumuzdan dolayı yani yarın bir viraj döneceğiz. Bunlardan bugün akşam bir viraj döneceğiz. Fed'in faiz kararı açıklanacak. Yarın akşam da Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Yarın saat Perşembe günü saat 14'te. Bunlar önemli virajlar. Belki piyasa bir kendini dengelemeye çalışıyor. Konsolide olmaya çalışıyor. Belki ben bunları göreyim. Bunları gördükten sonra ben yoluma devam ederim diye düşünüyor. Evet benim sizlerle zaten benim beklentimi biliyorsunuz. Benim bu beklentime göre bu akşam FED 25 bas puan arttırır. 25 bas puan arttırdıktan sonra yarın akşam da Merkez Bankası bağımsızlığını ispat edecek derecede sembolik de olsa bir şey harekette bulunabilirse bunlar pozitif olabilir ama Reuters'ten gelen bir haber hani denir ya Reuters'ı konuşan bir Türk yetkili falan. o da espri olarak bazen çıkar. Reuters'ı konuşan birisi herhalde demiş ki Merkez Bankası bas geçecek. Ne kadar doğru ne kadar gerçek bilemiyorum. E pas geçerse dediğim gibi bizim enflasyon kontrolden çıkmak üzeredir. İnşallah ben yanılıyorumdur. Yanılmayı da çok isterim. Merkez Bankası'ndaki uzmanların ve hazinede çalışan görevlilerin ne yaptığını biliyordur. Umarım benim veya bizlerin düşünemediği, onların düşündüğü muhakkak bir şeyler olduğuna inanmak istiyorum diyerek bir grafiklere bakalım. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar burada şunları kapatalım. Değerli arkadaşlar zaten Borsa İstanbul'daki yol haritamız bu. Şu daha önceden gelen bir trendimiz. Nereden geliyor bu? Şuradan ben size göstereyim. Bakın ta şu tarihten şu şekilde biraz daha şöyle detaylı incelediğimiz zaman bayağı uzundan gelen bir trend olduğunu. Bu trendin üzerinde yükselebilirsek gayet iyi olabilir. Tane yani zaman 21 Ekim 2020'den itibaren şöyle çizmiş olduğum bir trend arkadaşlar. Şimdi eğer bu trendin üzerine atarsak bakın ne görüyoruz burada? Bakın şu trendin ne kadar üstüne çıkmışız görebiliyor musunuz? Ben size bakın şuraya bak ta buraya kadar gelmişiz. Şimdi Şu mıknatısı kapatayım Şuradan bakın Şuraya kadar Demek ki bu trendin Vadeye göre muadili buralar bakın şu alttan giden çizgi Şuradan da giden bir çizgi var yukarıdan da giden bir çizgi var bu biraz daha kısa bunu tutturamadık Ama şunu da tutturamayabiliriz gibi i̇şte En azından şu trendin üstünde kalırsak Potansiyel olarak Tabunun Buralara atma şansımız var Nedir işte bak buralara atma şansımız diyoruz yani hani 3000 puan 3000 puanı hedef oluyor diyoruz ya. Bakın geldiğimizde ne oluyor buralar? Bakın 2900'ler. İşte 2900'ler hedef oluyor. Yani şu hareketin aynısını ne zaman yapmış bu? Aralık 2021'de. Aralık 2021'de yapmış olduğu hareketin aynısını bir anda bunu yapabilir ve 3000'e bizi taşıyabilir diyoruz. Hedef bu. Ancak 3000 hedef buysa şimdi 3000'in de şöyle bir şey var. %55 enflasyonun olduğu bir ekonomide Şimdi Aralık ayındaki 3000 ne Haziran ayındaki veya Temmuz ayındaki 3000 e aynı şey değil arkadaşlar. Yani evet 3000'de ben Temmuz ayında veya Haziran ayında 3000 puan olursam en az da en az bulunmuş olduğum pozisyonumun %40'ını %50'sini satar ve beklemede olurum. Bakın bunu çok açıkça söyleyeyim. Yani Haziran'da veya Temmuz'da ama Aralık ayında 3000 puanda olursam ben aynı şeyi yapmam. Aralık ayında 3000 puan olursam en fazla %10 satarım. Ve %90 hisse de yine beklemeye devam ederim. Çünkü burada vade de önemli. Bakın şuradan tırmanışı görün. Bakın şuradan bir rally başlıyor borsada. Ve tırmanışı bakın ne kadar dik bir açıyla geliyor. Ondan sonra zaten olağanüstü bir durum oluyor zaten aralıkta. Ve aşağıya doğru geliyoruz. Şimdi bu, şimdi bunu kaldıralım. Tekrar şöyle yakın o planda borsamızı incelemeye başlayalım. Şimdi zaten şu trendi muhafaza edememişiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu aşağıdan gelen bir trend var. Daha dik açılı geliyor ama şu aşağıdan gelen trendi de şu an sanki akşam seansında diyorum ya. Yani Borsa İstanbul şeyi gibi yani sen pazarı gibi sabah açılışta pahalı oluyoruz. Akşam üzeri bakın şimdi şurada açılıyoruz bakın 16 Mart saat 9.45. Ne kadar güçlü bir bar görüyor musunuz arkadaşlar? O kadar güçlü bir barla çıkıyoruz ki bakın. Ta yukarıya geldiğimizde 2098'e geliyoruz tekrar. Ama burada böyle bir şey oluyor. Ve ondan sonra böyle bir yatağa da düşüyoruz. Gibi. Burada sanki böyle bir silkeleme hareketi oluyor gibi. Ancak saat 13.30, 14.30 dediğimizde 15.45. Saat 4'te yeniden borsada bir tekrar bir satış oluyor. Şimdi şu trendin altına çizmiş olduğumuz ta bu şeyden gelen trendin altına şimdi Şunu kaldırabiliriz arkadaşlar. Şu kısa vade dik açılı trend var ya. Bunu sağlayamadığımız çok açık. Yüksek müsaadelerinizle ben şimdi şurayı alıyorum. Bu trendi iptal ediyorum Aşağıdan gelen daha o uzun vadeli trende Bakmamız gerekiyor Şimdi burada Destek ve dirençlerine görürüz arkadaşlar destek olarak 2066 Direnç olarak 2146 Yani tabii ben şu Şeyin üzerinde kaldığı sürece ki bakın burada bu trendin üzerinde kalmaya çalışmış Burada tekrar aşağı atıyor tekrar bu trendin üzerine çıkıyor ama Burada tekrar aşağıya giriyor Şimdi şunlar Birer ayı tuzağı olabilir yani ne oluyor? Ayı tuzağı nedir işte? Yükselen bir trendde sat 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 deyip tekrar buradan veya burada sat 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 deyip şuraya kadar getirip hop diye buradan tekrar yukarıya doğru getirebilir. Bunu ne gösterecek bizi? Bunu bize zaman gösterecek. Şimdi bir Amerikan borsalarına bakalım. Hemen geri dönün. Şimdi en önce bir Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'a baktığımızda güzel bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Hatta bakın açılışta 16 Mart'ı bulayım. Ha, bakın açılışta görüyor musunuz? Bak şurası 15 Mart, şurası 16 Mart. Amerikan gayet Amerikan endeks gayet yaşlı ve direkt bir zıplama yaptı. Zıplama ve yaptı ve yukarıda. Güzel. Şimdi Dow Jones'a bakalım. 15 Mart, 16 Mart. 16 Mart. Gördünüz Amerika'da yani bu ufak çaplı rally bile diyebiliriz yani gördüğünüz gibi. Çok güzel bir bar. Nereye geldi bakın. Ben size ne diyordum Dow Jones'ta? 34.060 Fibonacci 34.042'deyiz. Bakın 34.060 burada zaten çizmişiz. Burayı geçersek 34.612'ye doğru gideriz. Tam dirençte duruyoruz. Neyi bekliyor bu? Akşamki Fed'deki, Fed'deki faiz kararını bekliyor. E şimdi devam edelim. S&P'ye bakalım. S&P'de de gördüğünüz gibi zıplıyor böyle. Resmen bir rally diyebiliriz. Ve buradan da rally bir şekilde yukarıya doğru gidiyor. Nereye doğru gidiyor? Bunun da hedefi 4381. Şöyle baktığımızda S&P'nin de 4346 puanda olduğunu Görüyoruz Amerikan borsaları pozitif yani FED med'i taktığım yok gayet de güzel komşuda pişer. Bize de düşer diyoruz ama Bize de çok fazla düşmüyor satış görüyoruz. Sabırlı olmak lazım arkadaşlar sabırlı olmamız lazım. Evet bizim önümüzde virajlar var FED çünkü Amerikan borsası rally yapıyor kabul ediyorum. Doğrudur iyi gidiyor çünkü niye onlar birinci viraj onların zaten bu akşam FED faiz kararını açıkladığı zaman. Virajı dönmüş olacaklar ama Türkiye'nin bir virajı daha var. Perşembe günü. Çünkü onlar Türkiye Merkez Bankası'nı takip etmezler. Öyle bir şey yok. Ama biz hem Fed'i takip ediyoruz hem Türkiye Merkez Bankası'nı takip ediyoruz. Onlar rally yapıyor ama bize gelmiyor. Yani komşuda pişiyor şey ama bize düşmüyor. Ama bizim Merkez Bankası var. Asıl dananın kuyruğu Perşembe günü kopacak gibi ama ben de Perşembe günü hatırlatıyorum. En başarılı borsa kalanında Ahmet Hoca'nın misafiri olacağım. Sizin de sorularınızı bekliyorum. Ahmet Hoca moderatörlüğünde. Güzel bir sohbet olur inşallah. Verimli olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.